Bugün yine önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye İşçi Partisi TİP Hatay'da bir sürpriz yaptı. Eski milli futbolcu Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı oldu. Şimdi karar İstanbul'da da açıklandı. Ayrıntılar için TV100 muhabiri Gül Gündüz'e çevireceğiz kameralarımızı. Evet, Gül de tam karşımda. Gül, sürpriz bir karar oldu. Aslında öncesinde böyle duyumlar, iddialar vardı ama karar açıklandı artık net bir şekilde. Peki elimizde neler var? Seni deneyelim. Evet, Oya Çebi, Gökhan Zan İyi Parti'den milletvekili adayı olmuş, seçimden sonra da istifa etmişti partiden. Günler önce de aslında Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak mı olmayacak mı bu tartışılıyordu. İsmi de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyordu. Bugün Türkiye İşçi Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda da adaylığı açıklandı. Artık Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan olmuş oldu. Adaylığı Türkiye İşçi Partisi'nin sözcüsü Sera Kadıgil açıkladı. Biz Hatay halkının sesini duyduk dedi. Hatay halkının ortak adayı olarak da Gökhan Zan'ı seçtik diye duyurdu. Peşinden de kürsüye Gökhan Zan geldi. Aynı zamanda milli sporcu, milli futbolcu Gökhan Zan. Bir yandan da konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne seslendi Gökhan Zan. Ne o sabah ne de sonraki günler boyunca yanımızda kimseyi görmedik diye konuştu. Ülkemizin dört bir yanından bize uzatılan yardım elleri oldu. Bu yüzden de deprem suçlarına adı karışmış birinin yeniden aday gösterilmesi kabul edilemez dedi. Aslında işaret ettiği yer Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yaptırdığınız hiçbir ankette enkazda yaşamını yitirenlerin gerçeğinden daha doğru sonuç vermez diye seslendi Gökhan Zan. Yine devam etti. Eğer bu yanlıştan dönülürse halkımızı yalnız bırakmamak, yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırım dedi. Bir kez daha hazırız mesajını vermiş oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı hala süren Lütfü Savaş'a da bir çağrı vardı. Aslında bu sadece bir telkin değildi ya da bir uyarı değildi Cumhuriyet Halk Partisi için. Aynı zamanda açık açık da bir çağrı yapmış oldu Gökhan Zan açıklamasında. Çekilin mesajını çok açık söyledi Oya Çebi. Bu mesajında Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim mesajı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrı bir adaylıkla Hatay'da bir aday çıkarmamasına, özellikle de Lütfü Savaş'ın bu tartışmalı adaylığının da bir kez daha aslında gündeme getirmiş oldu, eleştirmiş oldu ve açık açık da bir çağrı yaptı. Çekilin mesajı verdi. Hatay İttifakı'na katılın dedi. Adaylığımız bir Hatay İttifakı'dır dedi. Bu yüzden de Hatay İttifakı'nda birleşelim mesajı verdi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Lütfü Savaş'ı değiştirirse eğer adayınızı geri çeker misiniz diye de soruldu. Aslında bugün Türkiye İşçi Partisi'ne aslında en çok merak edilen sorulardan biri de yöneltilmiş oldu. Eğer Lütfü Savaş adaylıktan çekilirse Türkiye İşçi Partisi de adaylığını bir kez daha değerlendirir mi? Bu da soruldu. Bizim attığımız bu adım Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Lütfü Savaş'a yönelik değil diye yanıtladı Sera Kadıgil. Bu yüzden de üzerimize düşen ne varsa da yaparız mesajını verdi. Aslında Gökhan Zan'ın bugün açıklanması, adaylığının bugün açıklanması önemli Oya Çebi. Çünkü bugün aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi var. Özgür Özel ve kurmayları MYK toplantısı yapacaklar. Bu yüzden de Gökhan Zan'ın bu açıklaması, bu çağrısı bu toplantılarda da nasıl değerlendirilecek aslında merak konusu. Gökhan Zan'ın aday olması, aynı zamanda Lütfü Savaş'ın adaylığının da bir kez daha değerlendirmeye alınıp alınmayacağına yönelik de bir işaret olmuş olacak. Çünkü Gökhan Zan'ın da bahsettiği bir anket çalışması, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de günlerdir de konuşuluyor. Anketlerde en çok Lütfü Savaş'ın ismi geçiyor diye. Bu yüzden de hiçbir anket Hataylıların çağrılarının ya da Hataylıların söylediklerinin üstünde bir söz olamaz diye tekrarladı Gökhan Zan. Bu yüzden de Savaş mı, başka isim mi aday olmalı diye bu anketin, bir başka anketin sonuçları da değerlendirilecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Göreceğiz diyelim Gökhan Zan'ın adaylığı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de ya Lütfü Savaş ya da başka bir aday içinde yeniden bir değerlendirme konusu olacak mı? Sözü tekrar size bırakalım.